Selamun aleyküm. Arkadaşlar tıp dünyada omuz ağrısına, bel fıtığına, romatizmaya tek çözüm olan mukaddes kremi getirdik size. Bu gece limit yok. Limit şimdi Hasan Bey. İzzet Bey çayını kahvesini içecek, üstünü tamam. Değiştirecek. Biz de mukaddes kremi anlatacağız. %100 bitki yağ kremi. Limit şöyle var. Var ama 400 tane var bu akşam. 400 adet. İşte ben böyle yapıyorum. 300, evet. 400, 500. 400 Bizim tane. Bizim aşçının Şükrü de gelmiş, ona da vereceğim bir tane. Verelim ona da. Herkese evet. Verelim. Bu akşam. Cirve sana da vereceğim. İzzet abinin çocuğun kirvesi değil mi? Yeğenimin kirvesi. Ben de yeğenimin kirvesiyim. Evet, 400 adet var. Siz zaten Hasan Bey girişi yaptınız. Önce nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben diyeyim ama siz zaten bugün konuğunuzda zaten süper bir program oluyor. Biz de bu süper programda bel ağrısı, bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kireçlenme, romatizma, siyatik romatizma, bacak ağrısı, sırt ağrısı, diz ağrısı, bilek ağrısı, boyun ağrısı, topuk ağrısı, topuk dikeni ağrısı, migren ağrısı, sinüzit ağrısı, baş ağrısı. Yoruldum söylerken. Değerli seyirciler, söylerken yoruldum. Yani ağrı tabir ettiğimiz rahatsızlıkların hangisi? Söylerken duyulmuyor dedi. Efendim ben tekrarlıyorum. Tamam buyurun. Arkadaşımız sanatçı değil, sadece sunum yapıyor. Evet. Migren ağrısı, omuz ağrısına, bel fıtığına, romatizmaya. Söyle söyle. Devam. Siyatik romatizmaya. Siyatik romatizmaya. Söyle söyle. Kas ağrısı. Kas ağrısına. Boyun ağrısı. Boyun ağrısına. Topuk ağrısı. Topuk ağrısı. Sırt ağrısı. Sırt ağrısı. Diz ağrısı. Diz ağrısı. Bilek ağrısı. Ben daha ne yapayım ya? Topuk dikeni ağrısı. Ben daha ne yapayım? Hiçbir şey yapmayın. Daha ne yapacağım? Ne yapayım ben daha? Yapılacak her şeyi yaptınız. Ve arkadaşlar sessiz olun. Tabii siz sanatçısınız, ben sunum yapıyorum ama siz tabii daha gür sesle söylüyorsunuz. Ben de öyle gür sesle söylerim ama benim tarzım olmadığı için ben tamam. Biraz daha mülayim olarak söylüyorum. Niye bağırarak söylüyorsun de? Niye bağırarak söylüyorsunuz? Önümüzde seçimler var. Kastamonu'nda milletvekilliğin adaylığımı koyacağım onun için. Doğru. Ondan dolayı böyle bağırarak konuşuyorsunuz. Evet. Herhalde büyük bir oy toplayacaksınız görünüyor. Kesin. O zaman şunu söyleyeyim. Sizin bu madem adaylığınızı koyacaksınız Kastamonu'dan milletvekiline. Kastamonu'dan. Kastamonu'dan. Peki. Siz bu aday olduğunuz zaman çok koşturacaksınız. Sağa sola çok gideceksiniz. Vücudunuzun bazı yerlerinde ağrılar olacak Hasan Bey. O zaman size tavsiyem şöyle şu mukaddeslerden 20-30 tane stok yapmanız. O gezilerde çok lazım olacak. Almadı mı nereden biliyorsun? Hasan Dağlı'ya sor. Hasan Dağlı'ya sorduğumuz zaman aldım ben. Hasan Dağlı'ya sorduğumuz zaman söyleyecek ama ben size ekstra bir stok da almanızı peki, öneriyorum. Çünkü bu geziler çok yorucudur. Değerli seyirciler, az önce ismini saymış olduğumuz rahatsızlıklarınız varsa bu akşam bizi çok dikkatli dinleyin. Özellikle değerli seyirciler bakın buraya bir uzman profesör, doktor çıktığında şunu söyleyecek. Aramızda da belki vardır. Servis şoförleri. Var mı servis arkadaşlar, şoförü? Arkadaşlar lütfen. Servis bak, şoförleri. Çok iyi dinleyin. Çok önemli bir ürün. Değerli seyirciler, servis şoförleri, otobüs şoförleri, taksi şoförleri, dolmuş şoförleri başta olmak üzere oturarak iş yapanlar, ev hanımları, işi gereği eğilip kalkanlar, işte bunlar en çok bel fıtığıyla karşı karşıya kalan insanlardır. Eğer bu işlerle iştigal ediyorsanız ve belinizde bir problem var, fıtığa doğru giden bir problem varsa ve bundan da kurtulmak istiyorsanız bakın değerli seyirciler, orada, burada, şurada, başka kanallarda, başka yerlerdeki muhtelif kremlerle bizi karıştırmayın. Taklitlerinden ve muadillerinden her zaman sakının diyoruz. Derman Ali Baba'nın her zaman söylediğim gibi bugün de sizlere selam var. Konuşuyoruz, görüşüyoruz kendisiyle. Bütün seyircilere selam gönder diyor bana. Kalkıp geleceğim diyor en kısa zamanda. Ben kendisine çok ısrar ediyorum, çok rica ediyorum. Senin hatırın için kalkıp geleceğim diyor bana. Bir gün onu da burada ağırlayacağız. Zaten İsmail Türüt de dedi ki gelsin dedi. Tom Bişen aklından sıkmak istiyorum demişti. Şimdi bir gün çok lafını balla kesiyorum. Buyurun. Hayatta ben öğretmenlerimden aldığım terbiyeden, diksiyon dersinden aldığım o örf adeti lafını kesmemek isterdim ama. Buyurun. Sevgili Türüt'e bir kez daha teşekkür ediyorum. İsmail Türüt'ü ben çok severim. Benim çok iyi dostumdur. Çok iyi görüşürüm ben. Müslüm abi, Allah mekanı cennet olsun. Amin. Çarşamba bende son programıydı. Dünyada görebileceğiniz, biraz uzatacağım, iki dakika uzatacağım. Tamam. Dünyada, yani Türkiye'de görebileceğiniz Müslüm Gürses'in son canlı yayını benim programımdı. Övünmüyorum. Bu bir övünmüyorum. Hiçbir o programı
yapmış olduğum programları. Yani para da teklif ettiler, bilmem ne de teklif ettiler. Ben o programı hiçbir magazin programına vermedim. İsmail Türüt rahmetli olduktan sonra dedi ki ben onun anısına Yunus Bülbül'ü ağırlamıştım. Perşembe günde İsmail Türüt'ün programı vardı. Murat Kurşun'la bir kızımız vardı programda. Özlem. Özlem kızımız vardı. Dedi ki ya ustanın bir dedi veteresini göreyim dedi. Son kez dedi Hasan Yılmaz'ın programına geldi. Hasan Dağlı dedi bunu yayınlayın bu programı. İşte büyüklüğü görüyor musun? Ustalığı görüyor musun? Ben buradan İsmail Türü'de sevgi selamlarımı iletiyorum. Çok özür diliyorum. Yo, buyurun, hakkını çok helal et. Helal olsun. Lafının arasına girdim. Hayatta böyle şeylerden çekinirim, utanırım da ben. Ama burada sevgili, rahat olun. Sevgili Türü'de buradan sevgi selamlarımı iletiyorum. İşte Karadeniz'in böyle ender yetiştirmiş olduğu sanatçılardan birisi. Benim dostuma. Siz de Kastamonu'nun ender yetiştirdiği sanatçılardansınız. Onu da söylemek çok lazım. Şimdi özümüze dönelim. Şimdi buyurun. Değerli seyirciler, ben de şunu söylemek istiyorum. Aslında biz %100 bitki yağ kremi mukaddesi anlatıyoruz. Bel fıtığına, boyun fıtığına, eklem beri problemine, vücudumuzun çeşitli yerlerindeki, muhtelif yerlerindeki ağrılara iyi geldiğini söylüyoruz. Bunun üzerine çok konuşur, çok sohbet eder, çok da örnekler veririz. Ama burada İzzet Yıldızhan gibi değerli bir konuğunuz geldiği için ben aslında tanıtım bugün böyle birkaç dakikada erken bitirmek istiyorum. Bakın artık bu ürünün yani %100 bitki yağ kremi mukaddesi faydası ispat edilmiş. %100 bitki yağ kremi mukaddesi bugün kullanan yüzlerce binlerce kişi Allah sizden razı olsun diyor. Teşekkür etmeye geliyor. Burada da pek çok seyircimiz vardır ki hem burada canlı yayında buluştuğumuz hem de sohbet ettiğimiz bu üründen görmüş oldukları faydaları anlatan yüzlerce seyircimizden belki onlarcasını burada sizlerle buluşturduk. Fazla bir şey söylemeyeceğim. Sadece şunu söylüyorum. Telefon numaramızı önce hatırlatıyorum. 0216 490 çift 090 0216 490 çift 090 çağrı merkezimizin telefon numarası arıyorsunuz. Kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil 69 TL'ye geliyor. Ben aslında anlatmak söylemek isterdim ama bugün ben de erken bitirmek istiyorum. Sizi o güzel eserlerinizi daha keyifle dinlemek açısından ama tanıtımımızın sonunda değerli seyirciler güzel bir sözümüzle sizlere veda edeceğiz. Tavsiyemiz yani daha doğrusu. Değerli seyirciler bir işi başarmadan başka bir işe başlamayınız. O işi yaparken de sanki bütün hayatınız o işe bağlıymış gibi hareket ediniz. Kefil olmak ne demek? İnanmak. İnanmak değil mi? Senin yapamadığın, sen bir söz verdin, ben sana kefil oldum. Evet. Senin yapamadığını, yapmadığını benim yapmam lazım. Ben sana eğer kefil oldum. Olmuşsanız. Şimdi mukaddes kremi getirdiklerinde bize, ben burada sunum, ben sunmayabilirim, giderim orada otururum. Görevim evet. Mi benim? Hayır. Değil. Ama zevkle yapıyorsunuz. Görevim mi benim? Değil. Değil, benim görevim. Benim görevim ne burada? Sanatçı arkadaşlarımı, sanatçı büyüklerimi, sanatçı dostlarımı ağırlamak. Selim Ekşi'ye dedim ki, Hasan Dağlı'ya dedim ki bak, bu bir kul hakkıdır. Eğer sen bu kreme inanıyor isen, önce ben bu kremi uygulamam lazım. Çünkü biz sanatçılar klimanın altındayız. Terliyoruz, soğuyoruz falan filan, omuzlarımız ağrıyor. Yaş itibarıyla da yaşımız oldu 58-59 yaşına geliyoruz. Maşallah. Tabii bu yalan. Tabii bu yalan. O zaman ben, yalan, de, 70 yalan, yaşı, ben de 70 yaşına geliyorum. Yalan tabii bu espriydi. Omuzlarım ağrıyor dedim Selim'e. Bu kremi ben kullanacağım. Eğer bu krem bana faydalı gelir ise ben burada sunum yapan arkadaşımın yanında olurum dedim. Ve bir tane krem aldım ama bitene kadar kullandım. Söyledim. Omuzumu açtırdım, dezenfekte ettirdim. İşte kızıma koltuğumda otururken, dizi izlerken, kızımın da müsait olduğu zaman biliyorsunuz önümüzde 24 Mart'ta şeyler var, üniversite imtihanları var. Kızım otururken müsait olduğu zaman omuzlarımı masaj yaparak uyguladı ve bir hafta sonra 3 kullanımdan sonra etkisini gördüm. Selim'e dedim ki Selim Ekşi adam gibi adamsın. Adamın dibisin. Hasan seyrediyor. Dağlı. Seyrediyor. Öyle şu anda mi? Seyrediyor. Selim burada mı? Burada seyrediyor sizi. Bütün hepsini duyuyor. Benim bu kanalda bana Hasan Yılmaz Ekşi. Yok değiştirdik. Değiştirdiniz Hasan mi? Hasan Yılmaz Yıldızhan. Oldu bu sefer de. O da değişir. O da değişir. Ha, Hasan Yılmaz Yıldızhan Ekşi. Hasan uzun oldu ama. Hasan Yılmaz Yıldızhan Ekşi Dağlı. Ekşi Dağlı. Şimdi uzunların kısası ben kullandım.
omuzlarımda ağrı hissetmediğimi öğrendiğim zaman geldim. Selim Ekşi'ye kardeşim teşekkür ederim dedim. Selim benden küçük. Teşekkür ederim kardeşim. Hasan Dağlı'ya teşekkür ederim kardeşim. Böyle bir mukaddes kremi bizlere tanıttığından dolayı Derman Ali Baba'nın o güzel nurlu ellerinden öpüyorum dedim. Bundan sonra sunum yapan arkadaşlarımın hep yanında olacağım dedim. Ben oldum. Oldunuz. Çok teşekkür ederim. Olmazdım da. Olmazdım. Güvendiniz. Kefil olduk. Siz de teşekkür ediyorum. Sözünüzde durdunuz. Denediniz. Mutlu oldunuz. O zaman 0216 490 çift 090 numaralı telefonu aradınız. Kremi aldınız. Aramadınız. Alamadınız. Değerli seyirciler, ben de son olarak şunu söylüyorum. Bir şey kalmadı bana söyleyecek. Sadece şunu söylüyorum. Değerli seyirciler, ben de üzerime aldığım şu ana kadar her işi başardım. Çünkü başarmayı şiddetle istedim. Sizlere de aynı tavsiyede bulunuyorum. Ve hiç uzatmıyorum. İyi akşamlar. Bir başka tanıtımda görüşmek üzere efendim. Ben Ezel'den Genç Türk. Hoşçakalın.